dalı için hazırlanan projeyi Çankaya Köşkü'nde inceleyen Yıldırım İzmir'e güzel haberi verdi. Çok sağ olun. İzmir'de yaşanan stat krizine sonunda Başbakan Binali Yıldırım el koydu. Karşıyaka Yalı Stadı için yargıdan gelecek karar beklenirken Göztepe Gürsel Aksel Stadı için Yıldırım'ın emriyle TOKİ yeni bir proje hazırladı. AK Parti İzmir Milletvekilleri Atilla Kaya ve Hamza Dağ'la birlikte Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil yeni projeyi Başbakan Binali Yıldırım'a göstermek için Çankaya Köşkü'ne gitti. TOKİ Başkanı Ergün Turan'ın da hazır bulunduğu ziyarette Yıldırım projeye övgüler yağdırdı. Bu stat İzmir'e çok yakışacak diyen Yıldırım, ne söz verdiysek yerine getireceğiz. Bugün çok mutluyum. Yakında Karşıyaka ve Alsancak'ın sorunlarını da çözeceğiz. İzmirliler her şeyin en iyisini hak ediyor diye konuştu. 1949'dan bu yana Göztepe'mize hizmet veren Gürsel Aksel tesisleri Göztepe'nin yeni başarılarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor diyen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Göztepe 2018-2019 sezonunu yeni stadımızda oynamak istiyoruz diye konuştu. 20 bin kapasiteli olarak projelendirilen stat tam anlamıyla 365 gün yaşayan bir mekan olacak. İçerisinde iki katlı otopark, halka açık spor alanları, müze, idari alanlar, fitness merkezi, sosyal alanlar, çocuk eğlence merkezleri ve kulübe gelir getirici ticari alanlar yer alacak. Evet, Başbakan Binali Yıldırım'ın Çankaya Köşkü'nde Göztepe'nin yeni stat projelerini masa üzerinde incelediği toplantıda, buluşmada bulunan isimlerden biri şimdi bizimle birlikte. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Spor camiasının aslında İzmir'deki bu yapımı bir anlamda evet gerçekten yılan hikayesine dönen konularla ilgili çözüm bekleyen güzel haberlere ihtiyacı vardı. Onun sinyali gibi görünüyor ama detayı sizden öğreneceğiz şimdi. Şimdi projeyi siz de yakından gördünüz o toplantıda bizim de gördüğümüz kadarıyla. Bu görüşme sonrasında artık gerçekten Göztepe en azından yeni stadına kavuşacak diyebilir miyiz? Tabii ki. Yani şimdi burada sizin de bahsettiğiniz gibi yani İzmir'in her zamanki gibi kronik sorunu haline gelen bir stat meselesi. 3 tane stat meselesiyle evet. Karşı karşıyayız. Yani bunda özellikle bir kısım seçim sonrasında Sayın Başbakanımızın Binali Yıldırım verdiği talimatlarla zaten Göztepe Kulübümüz Başkanı Mehmet Sepil Bey ile uzun bir görüşmeler sürdürmüştük. Gerçekten Mehmet Sepil bence Göztepe'nin çok büyük bir şansı, İzmir'in de bir şansı. Yani bu konuda hiçbir karşılık beklemeksizin İzmir'e, Göztepe'ye ilişkin çok ciddi fikirleri var ve bu noktada aldığı projeyi ki özel hazırlanmış bir projedir. Yani bu TOKİ ile TOKİ Başkanı ile yaptığımız görüşmelerden sonra bir özel proje hazırlanması noktasında o sorumluluğu üzerine almıştı ve muazzam bir iş çıkardı. Şu anda dün Sayın Başbakanımıza projeyi kulüp başkanımız Mehmet Sepil ve TOKİ Başkanımızla beraber, Hamza Dağ Milletvekilimizle beraber sunumunu gerçekleştirdik. Gerçekten Sayın Başbakanımız da zaten fikir olarak bunu ortaya böyle bir stat atmıştı. Çünkü biliyorsunuz özellikle şehir içindeki statlara karşı bir karşı yaklaşım vardı İzmir'de. Ki bunu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla da konuşarak hem bizler hem de Sayın Göztepe Kulüp Başkanımız Mehmet Sepil Bey bir çözüm noktası bulmuştuk. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin aslında baktığımız zaman Avrupa'daki statlara da bunlar şehirlerin merkezinde ve neredeyse yürüyüş yoluyla da gidebileceğiniz. Fakat sadece maç günleri değil. Yani o hep özendiğimiz aileleriyle birlikte görüyoruz seyircilerimiz maçları mesela Avrupa'daki evet. Seyirciler özellikle görüyorlar. Tam manasıyla böyle bir stat oluşturmasını Sayın Başbakanımız fikir olarak artmıştı ve 2 haftada maç oynanan bir stat değil. Yani şehre kazandırılacak bu yatırımla birlikte 7 gün 24 saat neredeyse yaşanabilecek bir stat oluşması noktasında ve gerçekten Mehmet Sepil Bey de bunu çok iyi şekilde anlamış ve özel çizdirdiği projeyle de bu noktaya getirdi iş. Proje hoşuna gitti mi başbakana da gördüğünde neler söyledi, talimatları neler oldu statla ilgili? Gerçekten onun kafasındaki fikir neredeyse projeye yansımış noktadaydı. Bu tabii çok önemli bakın. Yani biz İzmir'de özellikle artık İzmir'in standartını artıracak hani ortaya koyduk ya işte İstanbul'un arkasında ikinci olacak. Böyle projelere ihtiyacımız var. Ve bu noktada da baktığımızda hemen hemen o bizim o hissettiklerimiz projeye yansımış noktadaydı. Tabii şu açıdan şu çok önemli. Yani bu baktığımız zaman aslında seyirci sahaları 20 bin kişilik bir stat olacak, bir alan olacak bu.
baktığın zaman geçen haftaki seyirci rakamlarına, Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlar, Beşiktaş gibi takımlar 7-8 bin seyirci oynarken Göztepe'nin belki geçen Altınordu maçı, yani şimdiye kadarki en az seyircili maçı olarak değerlendirirsek 5 bin seyirci verdi bakın. Yani Süper Lig'deki o işte 3 büyüklerden dahi neredeyse daha yüksek bir standardı yakalayacağımız bir ortam tabii bu noktada oluşacak ve rakam konusunda da 20 bin rakam bakın çok ciddi bir rakam. İnşallah bu stadı Göztepe taraftarımız, o büyük taraftar dolduracak. Çünkü beklediği, merak da beklediği ki bu sene şunu da görüyoruz. İşte Antep deplasmanına da gitmiştim. Bu hafta Altınordu maçında da gördük. Teknik direktörüyle, takımıyla, başkanıyla, camiasına da birlikte kenetlenmiş Süper Lig hedefine doğru yürüyen bir camia var. İnşallah 2018-2019 sezonunda Göztepe kendi stadında müsabakalarını gerçekleştirecek. Şimdi önemli olacak. Noktalardan biri de o. Evet, seyirci kapasitesi oldukça güzel, yeter miktarda görünüyor. Ama stadın kapılarının açılacağı tarih 2018'de yetiştirilebilecek midir? Bununla ilgili olarak da çalışmalar başlasın şeklinde bir görüş ortaya çıktı mı? Tabii. Yani şimdi bizim çok büyük bakın bir avantajımız var. Gerçekten Binali Yıldırım'ın başbakan oluşu İzmir'in büyük bir şansı. Tabii işler Yıldırım hızıyla yürüyor artık. Yani net olarak baktığımız zaman. Yani bunu nerede yaşadık? İşte biliyorsunuz İzmir'de neredeyse diğer Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki milletvekili arkadaşlarımızla birlikte bir günde iki üniversite kazandırdık İzmir'e. Hep birlikte arkadaşlarımızla. Yani bu tabii, yani bu normalde devletin sisteminin işleyişinde işte bürokrasiden yakınırız ya. Ama tabii İzmir'in arkasında Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım var. TOKİ Başkanımızla da bunu ne şekilde orada konuştu, bir tarihte verdi. Yani 2018-2019 sezonu açıldığında inşallah şanlı Göztepe'miz Süper Lig'de o statta müsabakalarını yapmaya başlayacak. O zaman diğer ayrıntıyı soralım. Onunla da sonrasında sohbetimizi noktalayalım. Şimdi Göztepe'lileri sevindirdik. 3 stat var dedik. Biri evet bu gerçekleştirilen toplantı sonrasında kısa süre içerisinde İzmir'e kazandırılacak. Buna kesin gözüyle bakabiliriz. Ya diğer ikisi? Tabii. Şimdi burada da öteki özellikle Karşıyaka'ya ilişkin stadı Kerem Ali Sürekli ve Hamza Dağ vekillerimiz yakinen takip ediyorlar. Yani buna ilişkin bir yargı süreci var biliyorsunuz. Bu süreci biz başlatmadık maalesef. Yani buradaki zaman kaybının oluşmasının artık sebeplerine dönmeyeceğiz. Ama sanırım yani birkaç ay içerisinde bu yargıdaki konu zaten çözüm noktasına doğru gidecek ve Karşıyaka stadına ilişkin arkadaşlarımız herhalde yakın zamanda o müjdeyi verecekler diye düşünüyorum. Orada zaten herhangi bir problem yok. Alsancak stadına ilişkin de işte imar planlama problemleri, bakın bunları işte uzatmanın aslında İzmir'e bir faydası olmadığını hep beraber gördük. Yani biz şunu istiyoruz. Yani biz bakın bu spor kulüplerimiz siyasi malzeme yapılacak noktalar değil. Bunlar büyük camialar her biri. Göztepe'de, Karşıyaka'da ve siyaset üstü kurumlar. Şimdi bunları bizim artık İzmir'de Süper Lig takımları ortaya çıkarmamız lazım. Yani İzmir'e yakışmıyor şu anki görüntü ve durum. Ama hangi tesislerle? Yani baktığımız zaman. Şimdi burada biz özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızla, diğer milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki arkadaşlarımızla İzmir'in sorunlarını işte kısır siyasi çalışmalara ve tartışmalara mal verdirmeden hızlı şekilde inşallah el birliğiyle birlikte çözeceğiz. O zaman 2018 başlangıç olacak Göztepe ile akabinde de Alsancak ve Karşıyaka kısa süre içerisinde. Ona ilişkin de yakın zamanda zaten arkadaşlarımız gerekli müjdeleri verirler. Ben Göztepe stadına daha şey olmuştum çünkü gerçekten kendi aramızda da böyle iyi bir iş bölümü yapıyoruz biz diğer milletvekili arkadaşlarımızla birlikte. Çok kısa zaman içerisinde onların da müjdeleri inşallah gelecek. Ayrıca Göztepe stadının genel tanıtımını da Sayın Başbakan inşallah Binali Yıldırım'ın ilk İzmir ziyaretinde de o projenin ince ayrıntılarını Göztepe Camiası ile İzmirlilerimizle paylaşacağız. Yakın zamanda bu ziyaret peki? Tabii, yakın soralım. yakın zamanda bekliyoruz. Peki, çok teşekkürler, başarılar. Ben teşekkür ederim. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya konuğumuzdu. Göztepe'nin gerçekleştirecek olan stat projesiyle ilgili detayları değerlendirdi. Öğrenmeye çalıştık, kendisinden devam edelim. AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nda